Evet dostlar, merhabalar arkadaşlarım. Şimdi 13 numaralı köşe taşında kalmıştık. İkinci bölümün hemen hiç hız kesmeyeyim ben. Üçgende açı kısmına geçiyoruz. İlk 13 köşe taşında doğruda açı, temel kavramlar kısımlarını işledik. Üçgende açı kısmına geçtik dostlarım. Üniversite sınavında ki biliyorsunuz her yıl mutlaka üçgende açı soruyorlar. Özellikle son 3 yıldır soruyorlar ki yeni nesil sormaya çalışıyorlar ama klasik sistemi bilmeyen yeni nesildeki soruyu da zaten çözemiyor dostum. O yüzden senin klasik sistemdeki soru tarzlarını önce bir öğrenmen lazım, sonra yeni nesile de geçmen lazım diye düşünüyorum. Evet, hemen odaklanmasını da ayarlayayım. İlk sorumuzu okuyalım. Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri 5 ile bölünebilen ardışık tam sayılardır. Şimdi matematik sorusu olmuş daha çok bu. En küçük açıya x dersen 5 ile bölünen ardışık sayılar demek aralarında 5 fark olacak. Yani bir sonraki açım x artı 5, bir sonraki açı da x artı 10 olacak. 3 tane açısı var üçgenin ve biliyorum ki iç açılarının toplamı 180 dereceydi. Hemen bunları da bir toplayalım ve 180'e eşitleyelim dostlar. İşte artımızı koyduk, artımızı koyduk, topladık, 180'e eşitledik. Ne var şimdi bu toplamda? X, 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 yani 3 tane x var. 10 ile 5 var bir de, yani 15 var. Eşittir 180 dedim. 3x eşittir 15'i çıkartırsam 165 ve 3'e bölersem her iki tarafı x eşittir 5. 15'te 3, 5 kere. 15'te 3, 5 kere. 55 derece çıktı. X neydi? Benim en küçük açım. X 55 ise ortanca sayımız bir 5 fazlası 60 olur. En büyük sayımız bir 5 fazlası 65 olur dedik. Yani x 55'ti, 10 daha 65 yaptı. En büyük açıyı mı soruyor? Yok, en küçük açıyı soruyormuş zaten. Uzatmasaydık keşke ama 55'i paketledik dostlar. Evet, ikinci sorudayız canım kardeşim. Bakalım burada neler yapacağız. Açıortaylarımız var yine. Doğruda açılar kuralının aynısını yapacağız yine kardeşim. X kaç derecedir diye soruyor. Ben yine eşit açılara A, A, B, B'yi yapıştırdım. Bak, eğer istersen ilk önce üçgende açı konu anlatım videomu bir izle. Ondan sonra bu sorulara bak, daha da iyi öğrenirsin. Şimdi burada ne görüyorum? Bakın, bir üçgen var. Üçgenin iç açıları 180'di. 70 buradaysa A ile B'nin toplamına 110 kalır. Tamam. A ile B'nin toplamı 110, unutma. Bakın, bir de burada U'nun abisi kuralı var. Onu da şöyle biraz daha kalın yapmaya çalışayım şu şekilde. U'nun abisinin kuralı neydi? 3 tane açı vardı ve bu 3 açının toplamı, şuradaki 3 açının toplamı 360 olacaktı. E şimdi hocam, A ile B'nin toplamını 110 dediysek 2A ile 2B'nin toplamı 220 yapar. 360'a tamamlaman için şuraya da 140 kalır. 140 ile x de doğru açıdır. Toplamları 180. O halde x'e de 40 kalır. Çoğunluğu doğruda açı olmuş bunun. Çözdük, bitti arkadaşlar. Evet, 3 numaradayım şimdi. Dış açılar var burada. Dış açılar görüyorum. 3'ünün toplamını ne vermiş bize? 212 vermiş. C kaç derecedir diye bir soru soruyor. Hemen şöyle yapalım mı arkadaşlar? Şunun dış açısı da 180 eksi C'dir. Toplamları 180 ya. Bu taraf C ise bu taraf mecbur 180 eksi C. Şimdi üçgenin 3 tane dış açısını görüyorum. Bunların toplamı 360'da. Hadi toplayalım. A'nın, B'nin ve 180 eksi C'nin toplamı 360 olacak. 180'i bu tarafa alırsam burada A kaldı, B kaldı, eksi C kaldı. 180 buraya eksi geldiği için 360 eksi 180'den de 180 kaldı. E bir denklem de kendisi vermiş bana sağ olsun. Bakın, bir burada var, bir de bu denklem var. E hadi bu ikisini alt alta şöyle bir toplarsak, bakın C'ler gidiyor. E çıkartalım diyorum ben de o zaman. A'dan A geldi, A çıktı, 0. B'den B çıktı, yine 0. C'den eksi C çıktı. C'den eksi C çıkması eksi eksiyi artıya dönüştürdü. 2C oldu burası. 212'den de 180 çıktı. 32 kaldı canım kardeşim. Peki 2C 32 kaldı. 2'ye bölersek C'de
16 çıktı. Cevabımız Adana'dan geldi. Evet, dördüncü sorumuzu okuyalım. Şurada bakın bir doğru görüyorum. Ve bu doğrunun ölçüsünün 180 olduğunu biliyorum. O halde burası toplam 180 olması için 117 var. 15 daha 132 yaptı. 48 kaldığını söylüyorum bu araya. 48 şu arada kaldı. Sonra da diyorum ki canım kardeşim, B ile C'nin toplamıyla bir de 48'i eklersek buraya 180 yapacak üçgenin iç açıları toplamından. Demek ki B ile C'nin toplamı da 132 yapacakmış. Bunu da yazalım biz. B ile C'nin toplamı 132. Bize de diyor ki C eksi B ifadesinin en büyük değeri acaba kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Ve demiş ki B ile C tam sayı olsun istemiş dostlar. B ile C tam sayı olsun demiş. Şimdi ben de diyorum ki bunlardan birisi 1 olursa diğeri 131 olur. Birini 1 tutalım, birini de 131 tutalım. 1 dereceyle 131 derece olsun bunlar. Farkları ne oldu bu durumda? 130 derece oldu. Bize neyi soruyordu? En büyük değeri kaçtır? İşte en büyüğünü de bulduk. 130 derece oldu canım kardeşim. Şimdi pozitif tam sayı dediği için 0 derece zaten alamazsın üçgenin iç açısını. 0 derece olmaz, o zaman üçgen olmaz. En küçük 1 seçtim. Birini 1, birini de 131 seçtim. Yani C'yi 131 seçelim biz. Eksi B'yi de 1 seçelim. Farkları da 130 oldu dedik. Evet, 13 numaralı köşe taşını gömdük. Çevirdik arka tarafı. 14 numaralı köşe taşındayız şimdi dostlarım. Hemen okuyalım ilk sorumuzu. Odaklanmaya bastım. 40 derece vermiş. Bir de şurada bir oran vermiş. Şimdi oranda ne yapacağını sen biliyorsun. Bu açıya 3'ün bir katı. Ters açı, ters orandı bu. Buna da 2'nin bir katı. Yani bunun yanındakini buna, bunun yanındakini de buna. DAC. DAC. Şu açıya 3K diyorum. DBC. DBC. B açısına da 2K yazıyorum. Şimdi kural şöyledir üçgende, açılarda. İki tane iç açının toplamı üçüncü açının her zaman dışına eşittir dostlarım. Yani 2K ile 40'ın toplamı şu üçüncü açının dışına, yani 3K'ya eşit. O zaman 2K artı 40 3K olmalı. 2K'yı bu tarafa aldım. 3K'dan çıktı. K kaldı. K'yı 40 bulduk. Bizden de diyor ki DAC şu açının ölçüsü, yok DAC neresi? 3K'yı soruyor. 3 tane 40'ı soruyor yani. 120'yi paketledim bile çoktan. Evet, geldik ikinci sorumuza. Yine bakın eşit açılar var sorumuzda. Hemen aynı harfi yazacağız bunlara. Başka eşit açılar da var. Şunlar da var. Hadi şunlarla başlayalım. A, A diyelim bunlara. Peki şu küçük üçgende A ile 20'nin toplamı, bakın iki iç açıdır. Şu üçüncü açının dışına eşit olacak. O zaman şu noktalı açı 20 artı A oldu. E hocam bu da noktalı açı. O zaman ona da eşit olduğu için 20 artı A yazalım. Son darbeyi vuruyorum. Şu x ile a'nın toplamı, bakın şu üçgenin açılarıdır bunlar. O zaman şu üçüncü açımız da şurası. Bu da bizim üçgenimizin üçüncü açısı. Neydi kural? İçeridekilerin toplamı, iki iç açının toplamı, yani x ile a'nın toplamı üçüncünün dışına eşit. Yani şuranın tamamına eşit. 20 var, 20 artı a var. Yani 40 artı a'ya eşit. Peki a'lar gittiği için x eşittir 40 kaldı mı dostum direkt burada? Evet, bunu da paketledik böylelikle. Geldik 3 numaraya. Hadi okuyalım. Eşit açılar görüyorum. Kendisi de yazmış. E, B, C. E, B, C. D, C, B'ye zaten onu göstermiş. Hemen A, A diyelim. A, B, C. A, B, C açısı şuranın tamamı. A, C, B. A, C, B de şurası arkadaşlar. Bunlar da birbirine eşitmiş. Yani şuraya B diyelim. Şurası da B olsun. Bakın A artı B oldu. Bu da A artı B oldu. Buna göre ADC açısı, ADC şuradaki açının da ölçüsü kaç derecedir diye bir soru sormuş. Şimdi önce şu üçgene bakın. Şuna. Şimdi bu üçgenin içinde iki tane açı var. A ile A artı B. A ile A artı B'nin toplamı şu üçüncü açının dışına, yani 70'e eşit. Şimdi bunu gördük. E bir de şu üçgene bakın dostlarım. Bakın şöyle mavi yapayım o üçgeni de. Şimdi bu üçgenin de iki açısı var. A ile
A artı B, yani A ile A artı B yine şunun aynısı. O zaman bunların toplamı da üçüncü açımızın dışına eşit, yani soru işaretine eşit. Yani bunlar soru işaretine de eşitmiş. O halde soru işareti direkt 70 çıktı. Cevap Ceyhan'dan geldi. Dördüncü sorudayız dostum. Evet, doğrusal y kaçtır diye de bir soru sormuş bize. Hadi bir bakalım neler yapacağız, bir görelim. Şimdi şu 132'nin hemen iç açısı 48'dir. Bunu bir yazalım. Bu bir. Şimdi şuradaki ters açıdan dolayı şurası da 8x'dir. Bunu yazalım. Ters açıdan dolayı 5x'dir. Bunu yazalım. Ters açıdan dolayı y'dir. Bunu yazalım. Şunlar da eşit açılarmış. A, A, A diyelim bunlara da. Bakın denklemleri kuralım şimdi dostlar. Şimdi 48 ile A'nın toplamı, ya da şunu görün. Şu üçgen ortadakine bakın dostum, ortadakine. 5x ile A'nın toplamı, bakın üçgenin iki iç açısı bunlar. Şurası üçüncü açıdır, bunun dışına eşit. Yani 8x'e eşit olacak mı? A ile 5x 8x olacak dostum. Hemen 5x'i buraya atarsak A eşittir 3x kaldı. Yani artık şunlar bizim için 3x, 3x ve 3x'tir dostlar. Hemen şu en küçük üçgende muhabbetimizi kuralım. 48 var, 3x var, 8x var. Toplamları 180. 8x, 3x ve 48'in toplamı 180 olacak. Buradan 11 tane x eşittir 48'i bu tarafa atarsak 132 kalır. 11'e bölersek de x eşittir 1, 2. 12 kaldı dostlarım. X'i 12 buldum ben şimdi. Şimdi son darbeyi vuruyorum soruya. Dikkatli ol. İster büyük üçgeni kullan, İstersen de şu en üstteki küçük üçgeni kullan. Bak şurayı. Şimdi burada da 3x ile y'nin toplamı dış açı olan 5x'e eşit. 3x ile neyin toplamı 5x'tir? 2x'in. O zaman y eşittir 2x çıktı kardeş. X kaçtı? 12. 2x ne yaptı? 24. Cevabım Denizli'den geldi. Evet, 14 numarayı da gömdük. Attık bu kağıdımızı, aldık 15 numarayı önümüze. Birinci soruyla başlayalım o zaman biz de. Şimdi yıldız kuralı var burada dostlarım, gördüğümüz üzere. Yıldızda kural şu: 5 köşenin toplamı 180 olacak. Bize B açısını soruyor, X diyelim. Bu da ona eşitmiş, X diyelim. 5 köşeyi toplayalım. 40, 50 daha 90, 30 daha 120 ile x, x, 2x var. Toplamı 180. Demek ki 2x 60, x de 30 olacak. Gayet kolay bir soruydu. Hemen gördük. Evet, 2 numarayı okuyalım. 90 derece var. X kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Hemen bakalım dostlar x'imize. Şimdi burada kaçgen var? 1, 2, 3, 4, 5genli bir şekil var. 5 kenarlı bir şekil. 5genin iç açıları toplamı 540 derece olacak dostlarım. 540. Şimdi hocam burada 60 var. 30 daha 90. 90 daha 180. 110 daha 290. Yani ben 540'dan 290'ı çıkarttığımda 5. açısını buluyorum. 0. 14'ten 9 çıktı 5. 4'ten 2 çıktı 2. 250 çıktı. Şuradaki açımız 5. açımız. Bu 5. açıyla x'in toplamı da 360 yapıyor. Hemen 360'dan da 250'yi çıkartırsam ne kaldı geriye? 110 derece kaldı. Sorumun cevabı 110'muş. Şimdi bunu başka birkaç farklı yolla da çözebilirdik ama gerek kalmadı. İşte 3 numarada bizim bumerang dediğimiz kural var dostlarım. Neydi bumerang? İçeridekilerin toplamı, yani 30'un, 70'in ve y'nin toplamı, toplayalım, 30, 70 daha 100 yapar, artı y eşitmiş dışarıdaki açımız x'e. Diyor ki x ile y bütünler açı. Bütünler neydi? Toplamları 180 olan açılardır. Şimdi y'yi bu tarafa atarsam 100 eşittir y eksi x çıktı. Biz bütünler olduğunu bildiğimiz için toplamları da 180'dir diyorum. Hemen bunları toplayalım şöyle alt alta. 180, 100 daha 280 yaptı. Y ile y'nin toplamı 2y yaptı. X ile x'in toplamına da bay bay dedik, sıfırladı. 2y 180 ise y kaç derece çıktı dostum?
140 derece çıktı. Bir sıkıntı var ama burada. Bakayım nerede bir sıkıntımız var. Y'yi bu tarafa attık. Oo, x eksi y oldu arkadaşlar. Hay benim matematik bilgime tüküreyim. Y'yi bu tarafa atarsak şöyle oldu bakın. X eksi y oldu 100. X artı y oldu 180. Şimdi toplarsak 2x eşittir y'ler gider 280. X eşittir 140 kalır. Bütünler olduğu için toplamlarının 180 olması için de y'nin de 40 olması gerekir. Tamam, doğru cevabı buldum. Alın size bir bumerang daha. Şimdi 50, 30 şu açının toplamı şuraya eşit olacak. Şimdi önce şu oranı da yerleştirelim. Bak BCD'ye 3K, ADC'ye 1K diyeceksin. Bunun yanında 1 var çünkü. BCD burası 3K, burası da 1K'ymış ADC. Şimdi bumerangı yapalım. 50, 30 ve 40'ın toplamı, K'nın toplamı 80 artı K yapar. Ve bu da neye eşitmiş? Dışarıdaki 3K'ya. O zaman 2K 80, K 40. Neyi soruyor? A, D, C. K'yı soruyormuş zaten. 40'ı bulduk dostum. Evet, 15 de tamamdır. Hemen çevirdim. 16'yı gömelim birlikte. Burada da yine bir oran vermiş bize, bakın ters oran verilmiş. Önce ters oranı bir yerleştirelim. Ne demiştik? Onun yanındakini buna, bunun yanındakini ona. Yani X'e 2K diyeceksin. Y'ye 3K. 50'nin de dış açısını yazalım. 130'dur. Ve dış açıların toplamı neydi? 360. Şimdi 2K, 3K daha 5K yaptı. Artı bir de 130 var. Eşittir 360 yapacak. 5K eşittir 230 yapar. K eşittir 5'e bölersem 4, 6. 46 yaptı. Bana da neyi soruyor? 2K'yı soruyor. X'i soruyor. 46 ile 2'nin çarpımı da 92 yaptı dostum. Denizli'den geldi sorumun cevabı. 2 numaraya geçtim. ABC üçgeninin köşelerindeki dış açılar sırasıyla 2, 3, 4 sayılarıyla orantılıdır. A'daki 2 ile orantılıymış. B'deki 3 ile orantılıymış. C'deki de 4 ile orantılıymış. O yüzden 2'nin, 3'ün, 4'ün katı yazdım bunlara orantılı dediği için. D, A, B'yi soruyor. Yani 2K'yı soruyor bize de. Dış açıların toplamı 9K yapıyor ki 360'a eşitti bu. K eşittir 40 yapar. 2K'yı sorduğu için de 80'i işaretledim dostum. Evet gobeller, 3 numaradayız. AB diktir. AC demiş, yani 90 derece demiş. Şimdi şunu da bir yerleştirelim. Artık bunu çok iyi öğrendin. ABD'ye 2 diyeceksin. ABD. Şurası kesinlikle 2'nin bir katı. ACE. Yani şurası da 3'ün bir katı olacak. Bu 90'ın dış açısı yine 90'dır dostum. Onu da yazalım. Ve dış açıların toplamı 2K, 3K ve 90'ın toplamı. Yani 5K ile 90 eşittir 360'dır. 90'ı bu tarafa atarsam 5K eşittir 270 kalır. 5'e bölersem de K eşittir 54 mu oldu arkadaşlar? Evet, 54 gelir. ABD'yi soruyor. ABD yani 2K'yı soruyor. 54 çarpı 2'den 108'i işaretledim. Dördüncü soru. Yukarıdakilere göre ABC'nin toplamı kaç derecedir diye bir soru sormuş bize. Hadi bir bakalım dostlarım şimdi neler göreceğiz. Şimdi şu C'nin tersi de C. Bunu bir yazalım. Burası da C'dir. Sonra şu A'nın İç açısı dediğimiz açı, yani şuradaki açı 180 eksi A'dır. Bunu bir yazalım. Şurası 50, burayı yazalım. 180 eksi A ile 50'nin toplamı bir dış açıya eşittir. 230 eksi A yapar burası. Sonra şuradaki B'nin de iç açısı şurası, yani 180 eksi B'dir. Bunu da yazdım. Ve bakın 180 eksi B ile C'nin toplamı 2 iç açıdır. Üçüncünün dışına eşittir. Yani yazıyorum bir daha. 180 eksi B ile C'nin toplamı, üçüncünün dış açısı da şurası. 230 eksi A'ya eşit. Bunu da yazdık. Şimdi bildiğimiz şeyler. 180'i bu tarafa alalım. 50 kalır burada. Eksi A'yı bu tarafa alalım. Artı A geçer. Yani A artı C eksi B eşittir 50 oldu. Şimdilik bunu bulduk. Başka neler bulabiliriz ona bakalım.
Şimdi şu 180-B ile 30'un toplamı da 50'ye eşit. Onu yazalım. 180-B ile 30'un toplamı 50'ye eşitmiş. Bunu da yazdık. Hemen eksi B'yi bu tarafa alırsam, eksi B bu tarafa geldi. Ne oldu canım kardeşim? Artı B oldu. O 50'yi buraya alırsak 130, 160 kaldı buradan da. B'yi bulduk, 160. Şimdi B 160 ise eksi B yapar burası. Eksi 160. Bu tarafa atarsam artı B gelir. 160 ile 50'nin toplamı da 210 yaptı. Demek ki A ile C'nin toplamı da 210. Bana da A artı C artı B'yi soruyor. 210 ile 160'ın toplamı da 370 mi yaptı dostlarım? Evet, cevabımız Adana'dan geldi. Tamamdır. 16 numaralı köşe taşını da hallettik. Bunu da atalım kenara. Kaç tane çözdük? 4 tane köşe taşı çözdük. Kaç dakika oldu? 20 dakika oldu. Hemen ne yapalım? 2 tane daha çözelim mi? Ya da burada duralım arkadaşlarım. 2 tane daha çözmeyelim. Bir dahaki videoya bırakalım onları da. Hadi bakalım. Bir dahaki videoda görüşürüz kardeşler. Kendinize iyi bakın.